Özellikle derneğimiz yarın, hatta
bugünü kapsayan bir devrem yaşanmıştı. Bu derneğimizde yine Elefşirelisi Aralık Kurtarma ekibinin yanında onlar da ayrıca ekip olarak AFAD'a bağlı olarak birlikte planladığımız bir şekilde gittiler. Özellikle Maraş bölgesinde Aralık Kurtarma ekibinin yanında. Tabii ki işte bu haftada 3 devrem yaşandı. Yani bölgemizde, Kuşadası bölgesi diyebiliriz. Bu tür şeylere hazırlıklı olmak, Allah göstermesin, yaşanan bir tarafı daha hızlıca yer alabilmesi, hem görüntüler ilgilisi hem de var olan ilgili görevli saydığı kendini toplum adına, insanlık adına görevli saydığı eğitimleri yenilenmesi veya yeni şeylerin de bilgilerini paylaşılması da orada bir eğitim çalışması yok. Görevliler de istiyor. Özellikle ki, sağlık alanında destek verecek, eğitim, arama, kurtarma anlamında da onu da eğitimlerini yapıyorlar. Peki ayrıca afete hazırlık çalışması karşılığında bu arkadaşlarımız da burayı verdi. Tabii süresi olduğu için tekrar bu sürenin uzatılması, bu çalışmaların da devam ediyor ki gece çalışmaları da yapıyorlar bu konuda. Bizim arkadaşlarımız ve her gönüllü arkadaşlarımızla sürdürülmesinde büyük yarar görüyoruz. Bu konuda bu protokolün imzalanması için de orada bizim belediye başkanlar yetki verilmesi konusunda istek durumu söz konusu. Başkan, süresi olan bir protokolün yenilenmesi ve süresi uzatılması için belediye başkanı yetki verilmesi için buyur alması gerekiyor. Başkanım, Mehmet Başkanım, Hakkı Başkanım. Evet, gündem 10. maddesinde 5390 sayılı yenilik kanunu 71. maddesi 1. kıtası CHP'nin dayanarak orta hizmet kurulunun imzalarında belediye başkanı yetki verilmişse oylarınızı sunduk. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesi. 5393 sayılı belediye kanunu 75. maddesi gelince zeka sporları ve oyunları konfederasyonu ile 9-10 Mart 2024 tarihinde mandala turnuvası ile otel turnuvası gerçekleştirilmiş Nisan hocayla işbirliği yapılması konusunda görüşmesine dair Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 1 Şubat 2024 tarih 85.805 sayılı yazısı. Arkadaşlar burada da açıklandığı gibi zeka sporları ve oyunları konfederasyonu böyle bir işbirliği yapmak istiyor. Biz de bunu çocuklarımız için bu kutu bir faaliyetle kurulmasını uygun olur. Zaten az çok bizim de bu konuda biraz önce de tanıtım şeyinde de gösterdiğimiz gibi yani çocuklarımızın ilgisi var. Burada belki bazı çocukların çok daha öne çıkabilir bu konuda geliştirebilir. Okul hayatında başka bir yere gittiğinde de yine aynı sporu sürdürebilir diye böyle bir ortak ve çalışma gerçekleştirmek üzere burada protokol imzalanmak üzere belediye başkanına bir dert daha verim vardır. Yetki verilmesi burada görüşmek üzere ekleriz. Başkan başkan ekliyoruz orada. Devin başkanım, burada başkan, tutkaya başkanım. Evet, gündemin 11. maddesine göre gerekli protokolün imzalanması, belediye başkanına yetki verilmesi, oylarla sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 12. maddesi arkadaşlar. Kamu, özel bankalar, kazanım bankaları veya ilgiler bankaları kuruluşlarından bir yıla kadar geldiğimiz Haziran 5 yıl vadeli 70 milyon TL kredi kullanılmak suretiyle iç borçlanma konusunun görüşülmesi hususunda Başkanlık Makamı'nın 31 Ocak 2024 tarih 85.173 sayılı yazısı. Arkadaşlar burada da özet olarak da açıklıyoruz. 5.393 sayılı anlatmıştı. Bölü C ve E belirlerinde yurt içi kamu özel bankalarda alınması için zaten geçtiğimiz yıllar 1,5 yıl öncesine faiz olduğu zamanda 15-15 olmak üzere 30 milyon lira bir kredi isteği meclisimizde oylamış ve oy gücüyle gerçekleştirmiş. Ama geçen süre sarfında da ne yazık ki ne kamu ne de özel bankalarda kredi kullanma şansımız olmadı. Dolayısıyla bunun var olan tarih 2023'e dayalı olduğu için de o sürenin bitmesiyle de zaten meclisi daha önce düşmüştü. 15 milyon
ve son ikinci kez almış olduğumuz 15 yıllık yetkili yılın doğması nedeniyle bizim de İller Bankası'yla da yapmış olduğumuz görüşmeler ve daha sonrasında bankalarla yapmış olduğumuz görüşmeler bu ne kadar sağ. Tabii her banka ne kadar verir, nasıl verir, bekliyorsunuz. Onlar bize teklif getirir, biz de onların tekliflerini bekliyoruz ve böyle bir süreçte böyle bir durum olmuş söz konusu. 70 milyon TL İller Bankası'yla yapmış olduğumuz bizim özellikle mülekanın sıkıntı ve bunun yanı sıra da almak üzere 5 bekoreder, 1 eskavator, 2 kamyon, 1 de grader alma yönünde bir görüşmelerimiz oldu. Bu rakamı da yaklaşık olarak böyle bir İller Bankası oldu. Yani tahmine sizin kullanıcı durumunuzu da uygunluğunu söylediler. Biz de bunu bu şekilde yaptık. Yani 95'e 97'de 57'de 50 yazdık. Ama bizim zaten geçmiş yıllarda aldığımızda 30 milyonluk bir kredi durumu söz konusu. Bu arada makine altınlarıyla ilgili olarak da destek hizmetleri veriyoruz. Özellikle başkan yardımcımızın da destekiyle teşvik alırsak bunu ilgili firmalar bize önerdi. Yaklaşık %20 KDV durumundan da muaf tutulacağımız için örneğin dekoratör alacağız. 5 tane diyor. Bir tanesi bedavaya gidiyor. İki kamyon alıyorsun, atıyorum diye. 3'er milyondan 6 milyon yapar. %20'si yine bir ona kadar büyüdür gibi. Yine 12 milyon civarı yaklaşık söylüyorum bunlar arkadaşlar. Grevlerimiz var. Yine 8-10 tonajına göre değişen hatta daha büyük var. Eskavatörler bunlar hepsi de bizim işte. Bir de küçük eskavatör alma görüşmeleri çok yani makine parkımızı yenilemek için tabi bu süre geçti. Teşvik beklerde zaman geçiyor. Hemen elin bir zaman bir kere şey çıkıyor. Sanayi yapıyoruz. Alman için ve bu bir kadar gelindi. Burada da bizim yaptığımız görüşmelerde 70 milyon evet bizim yazımız çünkü İller Bankası görüşmesine göre bankalarla görüşmelerde de en fazla mesela bir banka teklifsin bize. 60 milyona kadar verebiliriz. Bunu da kısa sürede kullanırsanız yoksa zaten kredi limitleri olsun, faizleri olsun, çok değişken olduğu için bu da ortadan kaybolabilir diye de bize uyarıda bulundular. Süre olarak da biz 5 yıl yani 60 ay kadar o süreyi de verebiliriz. Çünkü o da Türkiye'nin ekonomik değişkenliğini yarattığı bir durum. Yani bu açıklanan enflasyon rakamı Ocak ayı 6.7. Yani bunların hepsi de mutlaka bunun bedel olarak da yansıtıcı için. Biz burada aynı zamanda yaratılan var olan ekonomik gerekçelerin yanında da bunun yanında özellikle geçtiğimiz yıllarda edindiğimiz bir tecrübe ve bize gelen bir mail ile birlikte 4 ay sen seçim süresi boyunca geçen bir dönemde öyle olmuş. Yani 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında kesinti olmayacaktı. Biz ondan yandık. Bir anda da devlet dedik, yani böyle bir yönelik başı daha önce uygulaması varsa tabii ki bu olabilirdi. Ama ne yazık ki geçtiğimiz ayda yine hiçbir dönemde olmadığı gibi bizim İller Bankası payımızda 38,5% olarak kesinti yapıldı. Bunun da karşılığı yuvarlak söylemem gerekirse 13.600 lira. Dolayısıyla şöyle bir baktım da az uzun rakam değil. Yani yuvarlak çizseniz yani 14.700 lira. Böyle bir şey, böyle bir tarihinde böyle bir kesinti yok. Ama bu dönemde var. Böyle bilsin herkes. Dolayısıyla bu kesintiler yeni bir karar da bize ulaşmadı, gelmedi. Gelen bir şey yok. Sabah resmi gazete yayınlanmış. Aynen yayınlanmış. Her akşam yani adeta Sabah Bey resmi gazete takipçisi olacak mı? Bunun da olmayacağına inanıyoruz biz. Şubat ayında da, Mart ayında da, Nisan ayında. Dolayısıyla neden bunu getirdiniz diyorsanız zaten 30 milyon kredi hakkı almış. Nereden? Meclisinden. Nasıl aldık? Oyun mu diyor. Böyle bir gerekçeli var, gerekçeli var diyor. Şimdi ise bunun bu kadar olmasını, yani yazı o şekilde oldu. Makine alımlarında ne yazık ki gerekli
teşvik anlamında bize bir karşılığı dönmediği için o makine alımlarında da düşündüğümüz şekilde gerçekleştirme şansımız yok. Günlük kesintilerle beraber özellikle maaşların ödemesinde bunların büyük bir sıkıntı yaratmayacağını görüyoruz. Ve bunun o oranda değil, daha alt dedik oranlarla, hatta hedef geçtiğimiz yılda da aldığımız bir rakam oranda. Buna göre neyse önemli, bu yıla değerlendirir diye düşünüyorum. Buyurun. Başkanım, bahsedilen 70 milyon 25 milyon lirayı geçmeden, 25 milyonu geçmeden üzere revize edilmesini bu şekilde tartışılmasını öneriyorum. Buyurun. Evet. Bir de başlıyor. Başkanım biz de 12. madde üzerinden grup kararı İYİ Parti olarak her ne kadar bu aldığımız karar oluyor, her ne kadar seçim öncesi borçlanma konusunda çekincelerimiz bulunmuş olsa da 5393 sayılı belediye kanunun 57. maddesi uyarınca hizmetlerde aksama başlıklı 70 milyon borçlanma talebinin üst yazı içeriğinde gömüleceği üzere belediye personelinin maaşlarını alabilmesi ve mağduriyet yaşanmaması adına yaklaşık 2 aylık maaş ödemesinde ihtiyaç duyulacak olan 25 milyon TL'nin belediyeye kredi borçlanma yetkisi verilmesi onaylıyoruz. İYİ Parti grubu adına. Teşekkür ederim. Anlamıyorum. Başka bir soru. Başka öncelikle sormak istediğim konu bu 70 milyon deniliyor. Şu an için 70 milyon deniliyor. 25'e düşürdüler. Bu alınan paranın geri ödemesi, faiz oranı ve total gelir belediye olarak kümesi ne olacak onu öğrenmek istiyoruz öncelikle. Tabii bankalarla yapılan görüşmeleri 48 ay mevcut görevliler. 60 ay yazımızda da öyle olur. 60 ay olursa daha uygun olacağız. Ama bankalardan genel teklif en fazla 48 ay olarak uygulanması. Faiz oranı ve toplam ödemesi 4.25-4.30 değişken kredi kalemini gerçekleştirecek olursak net tabloları görebileceğiz. Evet. Ama şu anda 4.25-4.30 civarı. Yani ilk gün ödememiz ne olur? Almış olduğunuz bir teklif var demiştiniz başkanım. 60 milyonun örnek verebilirsiniz. 60 milyon için bir teklifte hayır, bulunan banka var demiştiniz ya oradan cevap alabilir. Hayır, banka teklifi veriyorsun. Tamam teklif. Şimdi detay yok. Detaylı tabloyu vermediler. 60 milyon genel müdürlüğümüze görüştürdüler. Evet bir bak bir şeyin yanında yok da değil. Başkanım. Buyurun. Şimdi İYİ Parti grubunun yapmış olduğu açıklamayı sinyale soruyorum. Belediye personeli hayır. Belediye personelinin maaş alamaması gibi bir risk mi var? Evet var. Var olan sürdürülen ekonomik politika gibi yaşanan durumu. %38,5 belediyelerinde ileride istihbaratlarında bir kesinti var. Ödemiş tarihinde olmayan. Geçmiş dönemde en fazla o da ailesi tavsiyemem yaklaşık 3-5 ay. 18 kesilmiş. Öncesindeki aylarda da 16. Biz de diyoruz ki niçin yalnız bu dönemde 38.5 buluyor? Geçmiş dönemde, seçim dönemine gelince 4 ay kesinti olmazmış. Bunu geçtiğimiz devlet döneminde de söyledi yine devletimiz. Orada yine kesinti yaptı. Biz de diyoruz ki biz devletin verdiği kararlara saygıyız. Onların bu düşüncesine göre biz de planlamamızı yapıyoruz. Ama planlamada böyle bir kesintinin olacağı. Kim bize benim de gelmişti. Bana da gidiyor, mali işlere ama mümkün olmuş. Bunu suçlusunuz, siz bunu suçlusunuz. Dolayısıyla biz böyle bir risk gördüğümüz için böyle bir riski çarşar arkadaşlarımızla yaşatmayacağımızı şimdiden öngörüle söylüyoruz. Zaten 30 milyonda daha önce kredi almıştım. 31 Aralık'ta ve askerde hiçbir şey yok. Öyle bir yalnız getirmesi. Gelmesi de. Makine araç gereç durumunu düşünerek ki 37-38 civarı tahmin edin. Şimdi 60 olabilir. Teşvikler de düşebilir. Teşvikler gelecek için ise. Bu gelecek döneme de kalır. Aynı teşvik bilir ve
irade bulunsa gelecek yılda, yani önümüzdeki dönem olarak tabii bu matlardan alınmasında, ödemişlerimizde, kazandırılmasında büyük yarar var. Kamyon olarak çok uzun üretim yollarımız, hava yollarımız var. İki görevlerde gezemiyoruz. Neyse ağızlara girdiği zaman özellikle ithal etmek yılları. Üç aylattığımız dönem oldu. Büyükşehir desteğiyle bunu çözmeye çalıştık. Bir görevlerimizi çıkardık. Hizmet dışına çıkartıyor. Dünyadan bir tek parça yok. Dolayısıyla yaşanan ekonomik gerekçelerimiz yaratıldığımıza göre, böyle bir şeylerimiz yaratıldığına göre, Mali İşler Müdürlüğümüz yaratıldığına göre, var olan ekonomide hizmetleri sürdürülebilmesi için o da gerekçe bu kadar. Yani verilse makine bağlantılarımızı biz sağlayabilecek, hele yetişikliğimizi sağlasaydık. Gerçekten bir makinede kâr edebilecek şekilde böyle bir gelişim var. Anladın mı? Ben sorarsan da onu veririz. Başkanım, şimdi 13 milyonluk kesintiden bahsettiniz. Bunları incelediğinizde... 13.600. Evet, 13.600. 8.900, 600 bin lira ve de 1 milyon 50 bin liraya yakın. Yaklaşık 10 milyon 500 bin liralık bir rakam zaten vergi borçlarımıza ve emekli sandığı borçlarımıza kesilmiş. Gördüğünüz gibi. Geçmiş dönemde Ödemiş Belediyesi personelin maaşlarını da ödüyordu, vergi borçlarını da ödüyordu. Şimdi Ödemiş Belediyesi'nin her makineye ihtiyacı olduğunu, bu böyle makineye de kullanılabilir tarzında konuştunuz. Hem de işçinin maaşını ödeyebilecek seviyede olduğunu da söyledi. Yani burada hem ayrımımız yok, hem makine almanı planlarını yapıyoruz. Görev sürenizin dolmasına aşağı yukarı 40 gün gibi bir süre kaldı. 40 gün, 45 gün kemiş diyelim. Bu belki makine bekçisiyle de bulmuştu size. Geçen yıl bundan bahsetmiştiniz. Evet. Ekskavatör veya kekçe makine almanı söylemiştiniz. Ama yani burada önümüzde 40 günlük bir süreç var. Ne yapalım? Süreç buraya geldi. Sizin de görev süreniz doluyor, bizim de görev süreniz doluyor. Bir sonraki belediye başkanına, bir sonraki yönetime borç bırakmak, burada almış olduğunuz parayı belki kullanamayacaksınız bile. 15 günlük bir süreç. Bırakacağız. 10 gün, 15 günlük bir süreçte kredinizin onaylanması sürecek aşağı yukarıda. İlla bankası gibi. Tamam, ben özel bir biz bunu doğru bulmuyoruz. Bir sonraki yönetime çok şirketi oluşturacağını düşünüyoruz. Bu yönden de karşılığımız mevcut. Teşekkür ederim. Aynı işe tamam. Zaten bugün biraz çalışılmış bir oluşturuyor. Evet. Ben devam ediyorum. Hayır, sen kapatırsan karşılıyoruz. Sıkıntı olur. Başkanım, şimdi her yıl maaşlar için çözüm dediniz. Eksik kalır diyoruz, maaşlar bulunuyoruz. Eksik kalır, tamam. Maaşları kesinlikle bilmiyoruz. Maaşları tamamlamak için çekiyoruz. Evet. Ağır demişler burada, hesaplarımız. Nisan ayında gelen ne olacak? Neden bu kadar dar boğazlı? Valla benden önce böyle bir kesinlikle olmuş. Gel yanım. Başkanım, 5 sene... Değerli ağabey, bir şey söylüyorum. 1-5 yıl önce siz vardınız, bayım. Başkanım, ve orada hiçbir kesinti olmamış. Şimdi var. Kesinti konuşacaksınız mı? Başkanım, sonra siz cevaplayın konuştuklarını. İTA için bu şekilde çözüm üretiyorsunuz. Evet. Ama gelecek dönem nasıl ödeyecek diye. Gelecek dönem çok daha iyi olur. Darboğaz'a sokuyorsunuz. Artı 5 senedir biz size söylemiştik. Festivallere çok para harcanıyor. Hiç harcanıyor. Para harcanıyor. Ama siz 100. yıla yakışır şekilde olacağını daha ettiniz o festivallere. Borcu da maşallah 100. yıla yakışır şekilde bırakıyorsunuz. Teşekkür ederim. O festivalde ve Cumhuriyet'in 100 yılı şanına yakışır bir şekilde kullanmaya her zaman devam edecek. Onda açık bir sözü. Çankaya'da festivalde devam edecektir. Çankaya'da festivalde devam edecektir. Borcu'da da devam edecektir. Gidip Bıçakçı'da da devam edecektir. Oralarda öyle bir şey değil geliyor. Oradaki hemşehriler de bizim hemşehrimiz ondan da. Ondan da bu ülkede hakkı olur. Evet Hacım. Başka bir şey, bu kesinti sadece Ödemiş Belediyesi'nde olmadı. Aynı kesinti bugün AK Parti Belediyesi olan Bayındır'da da oldu. Kiraz'da da oldu. Bunun sadece Ödemiş Belediyesi'nde oldu diye konuşarak bir algı yapmanıza gerek yok. Ben belediye ismini verdim mi başka yerde? Yok, sadece 138 bizim. Ben kendim belediye biliyorum. Evet. Daha önce var mıydı? Daha önce kesintiler oldu, başkanım yine oldu. Bu kadar olmayabilir. Yok. Tamam, oldu. Mali işler çalış.
Hiç kesinti olmadı. Bugüne kadar hiç kesinti olmadı mı başkanım? Hayır bak, şimdi söylediğimi iyi anlayayım. Seçim dönemi olan Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Ben söylemiyorum bunu. Bir geçen dönemdeki 19'un Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ı söylüyordum. Olmamış hiçbir kesinti. Şu 4 ayda eğer bu kesinti şekliyle devam ederse gelirler dalgalanabilir. Çünkü vergi gelirlerini aldı. Şubat'ı 28 günlük bir tarih. Yani 3 gün farklı durumlar. 50 trilyon civarında bir dönem önce kesilmeyen para bu dönemde kesilecek. Bunu söylüyorum. 50 milyon. Başkanından ben de 25 milyon karşılığını istiyorum. Başkanından bir yıl önce aslında elbette demiş bir depreme yaşadık. Oranın maliyetini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız bir yıl süre hemen önce konutları teslim etti. Yani iki gün önce daha açıkçı var. Başkanım 430 bin konut gelecek. Başkanım biz görüntü gösterdi. 5 yıldan daha yapamadık. 430 bin konut. Verseydiniz. Ne mi çıktı bu iade? Başkanım size ne mi çıktı? 70 yıldan daha çıktı. Ya bir şey söyleyemezdiniz. Ben yapmaya çalışıyorum. İzmir Büyükşehir ve Yolaymış Belediye için. Tamam. Onun sözü. Macera parmağı yapacağınız parayla onu yapıyoruz. Ne yapmış? Macera parmağının parasıyla. O dönemde yoktu başkanım. Evet, o zaman küçükmüşsünüz. O bende yok. Evet, küçüktüm. Diğer konu başkanım, anlı arkadaşım söyledi. Şey soracaktı, biz bu kredi maaş ödemek için mi alacağız yoksa kredi almak için mi alacağız diye maaşlarımız eksik kalırsa maaşlarımız için. Neyse makine de alır. Yani böyle bir kesinti olmaz. Bir şey olmaz. Çok kese makine alır. Veya esnafı duyduklar. Esnaf 5 yıl boyunca aldığımız kişi olur. Biz de bu meclis olarak biz bu makineleri bıraktık meclis olarak diyebiliriz inşallah. Yok inşallah. Teşekkür ederim. Başkanım. Başkanım şimdi ben birkaç... Ben de bir şey belediyesi lazım. İlerledim. Ben birkaç konudan bahsedeceğim başkanım. Bence makine konusu biraz makine. Nasıl? O senin makine yerine yakışır. Makine yıksa mı yakışır? Ben makine çalışacağım. Şimdi ben size bilgi vereyim. Kimin makine yaptığını biliriz. Anlarız gözüme. 2023 yılında sizin vermiş olduğunuz yine bu kesintilerle alakalı elimizde bir belge var. Recep Bey. O bilgileri makineye mi gönderiyor? Şimdi birkaç konu var. Ben hepsini sorayım isterseniz toplu cevap verin başkanım. Çok sorularım. Başkanım son bir tane benden gelecek. Şimdi son bir şey ben soracağım. Müsaade ederseniz ben bir konuşayım. Tamam, mikrofonları yapmayız. Şimdi 2023 yılına başlarken yine kesintiler olmuş. Ben size 2023 yılında Ocak ayında yapılan kesinti oranını söyleyeyim. %38,5. Evet, 2023'ten bahsediyorum. Bir önceki kimden? Hayır, ben bak bir saniye. Ben size başka bir bilgi vereceğim eğer dinlerseniz. Ocak ayında %38,5. Şubat'ta %9. Mart'ta 8, Nisan'da 10. Yani yılın başında demek ki İhlal Bankası'nın yapmış olduğu uygulamalarda böyle bir durum söz konusu oluyor olabilir. Bu sadece sizin vermiş olduğunuz, yanlış değil verdiğiniz söylüyor. Böyle yani olmuş şey olabilir. Yani. Yine aynı şey. Yani bir sonraki ay %38,5 kesilecek diye bir durum söz konusu değil. Bu değişkenlik gösteren bir durum bir. İkincisi toplam borcumuzla alakalı. Yine bir bilgilendirme yaptınız. Son vermiş olduğunuz belgeyle bu belge arasında 50 milyon yakın herhalde bir fark var. Bu fark birden oluştu da bir anda 40 milyon mu borçlandı? Çünkü tek bir yerde yani BIOS'un üzerinden gelen bir fatura girdisi olduğu için mi bu durum söz konusu? Yani bu borcumuz zaten vardı sadece faturalanmamıştı. Fatura yıl sonunda kesilip üzere vermemiştir. Şimdi bu fatura kesilmiş ama edindiğimiz tabi teyide muhtaç başka bir bilgi var. Piyasada belediyeden alacağı olan çok fazla firma olduğu ve bu borçların faturalandırılmadığı için şu an resmetli görmediğimiz konusunda bir bilgi var. Tabi bu teyide muhtaç denen bir amaç doğruluğundan emin değilim. Böyle bir duyum aldım. Böyle bir durum varsa bizle paylaşır mısınız başkanım? Birincisi bu. İkincisi toplam borç önümüzde konulan rakamlar bir şirketimiz var malum. Bu şirketin borcunu her seferinde soruyoruz. Değişkenlik de göstereceğiz ama eğer şu an net bilgi varsa bu şirketin borcunu duymak isteriz ki
Önümüzdeki son 40-45 günde ne kadar borcumuz var en azından bilelim. Onu veririz. Maaş konusuna gelince tabii ki çalışan işçilerimiz maaşlarını almalılar. Ancak bu maaşları biz sadece 2 ay ödemeyeceğiz. Bu maaşlar her ay öderiz. Önümüze gelecek. Yani bu almış olduğumuz kredi bir sonraki ayın, yani Şubat, Mart'tan sonraki ayın ödemelerini şu an olduğumuzdan çok daha zor duruma sokma ihtimali olabilir. Tabii ki bilemezsiniz. Başkanım, dedim ki en azından şu an bu söylediklerinden sonra verebiliriz dediniz. Biz en azından şirketin borcunu, yani toplam borcumuzu eğer dillendirebilirseniz şu anda, yani ortalama da olur, yani o da kabulümüz. Bir rakam söylerseniz seviniriz. İkincisi, kesilmeyen fatura var mıdır? Varsa tahmini ne kadardır? Bu konuda bilgi edinmek istiyoruz. Ve 45 gün kalmışken, yani bu borçlanmanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz bile. Bunu bence biz grubumuz adına fikrimizi beyan ettik. MHP grubu da beyan etti ama her meclis üyesinin bu parayı aldığımız takdirde belediyenin geleceği durumu göz önünde bulundurarak karar vermesini rica ediyorum. Teşekkürler. Evet. Tezemini biraz sonra. Sayın Başkanım, şimdi burada iki yönlü bir konu vardı. Bu 25 milyonla ilgili makine teçhizat ve maaşlar konusu. O konuda zaten bir netlik yok. Hadi makine teçhizatı aldığımızı düşünsek, ondan sonra zaten yeniden değerlendirilir. Gerek ödenecek olan bir faizin veya paranın aşağı yukarı yerine konduğu konusu böyle bir, yani fayda açısından geliyor. Ama biz de bir şunu görüyoruz burada. Yani şimdi maaş konusunu ortaya attınız eksikleriyle ilgili. O eksiklerin tamamlaması konusu biraz ağır basıyor gibi geliyor. Çünkü mesele 70 milyondan 25 milyona indi şu anda. Şimdi benim sormak istediğim bir konu var. Çok net bir konu. Bunu yani net bir cevap almanız gerekiyor. Dedik yani önümüzdeki 2 ay içerisinde maaşların ödeme kısımlarıyla ilgili bu paranın o finansmanda kullanacağı, o şekilde kullanacağı meselesini söylediniz. Sonra Derya'nın sizlere soruyu sorduktan sonra siz dediniz ki 2 ay sonra bunu biz rahat rahat, yani biz değil de artık gelecek olan başkan veya her kim gelecekse rahat rahat ödenir duruma getiririz. Şimdi 2 ay sonra bu para rahat rahat ödenecek, maaşların rahat rahat ödenebilecek bir konu var ise bununla ilgili belediyenin hani 2 ay olmayıp da 2 ay sonra gerçekleşecek olan gelir beklentiniz nedir? En azından böyle bir Başkanım, birkaç konu daha aydınlatmak istiyorum. Tahmini 2019 yılında siz göreve başladığınızda ve başladığınızda İller Bankası'nda 1.700 gibi aylık ortalama gelirimiz vardı. O zaman da %32 imiş. Ben de her ay çekilmiş resimleri var. Sağ olasın, siz gönderiyordunuz ortak WhatsApp grubumuza. 2021 yılında 38 kırım var. Mesela İller Bankası'ndan gelen Ocak 2021'de 3 milyon 735 bin lira almışız. Şu anda bu Ocak ayında sizin söylediğinizle son 3-4 aydır ortak WhatsApp grubumuza bunları atıyorsunuz. Ben atmıyorum arkadaşlar. Atıyorlar da aynı, şu anda atmıyorlar. Atmama sebeplerini biliyorum çünkü 13.600 lira şu anda %38'i kesildiği zaman matematiksel olarak tahmini bu kesintinin dışında en az 20 milyon lira. Demek ki İller Bankası'ndan bize para geliyor. Evet, tahmini 22. Hocam siz olduğunuz için matematiği bir başkanım. Öğretmenim olarak. Evet. Şu anda mesela ben son 4 aydır bu listeleri de kontrol ediyorum. 117 ile başladık, 132'ye kadar çıkmıştık ama bu ay bir şok yaşadık. 182 bin liraya çıktı borcumuz. Ben geçen ay Aslı Kadir Başkanıma da şurada bir saniye bekletecek soru önergesi vermiştim. Belediyenin şirketlere olan borcunu 103 milyon civarında
Yani bu 182 artı 103 kesilmeyen faturaların olduğunu size beyan ediyorsunuz. Onun rakamını bilmiyoruz. 280. Ben geçen mecliste yine soru vergisi olarak sattığımız malların listesini istemiştim. O da verdiniz, sağ olun. O da 100 milyon civarında. Yani total olarak 400 milyon gibi sattığımız malları da dahil edersek ödemiş belediyesinin bir gideri olmuş. Hadi 100 sattığımızı silersek 300 milyon gibi. Tabii kesilmeyen faturaları bilmiyoruz. Son 2 ayda bu hoyratlıkla gidersek tahmin ediyorum 500 milyon liraya yaklaştığı diye düşünüyorum. Başkanım seçim geldi. Ağustos önceye gidiyoruz. Evet. Bize gelmedi. Bize gelmedi. Ağustos böceği hikayesi vardır eski ilkokulda. Karınca çalışır, Ağustos böceği çalar, oynar. Ama sonunda kış geliyor başkanım. Kış geliyor. Kışın yaşıyoruz. Başkanım son sözü de. Evet. Düştünüz diye Abdülkadir arkadaşımız, bunlara da düştüğümüzü de sordu. Arkadaşlar saygıdeğer, ben 37-38 dedim de Abdülkadir evine koyduğum zaman zaten. Tamam başkanım. 45, orada, orada 70. Başkanım sordunuz, ne gelirimiz olacak da rahat ödenecek? Hadi orayı kapattık yani, 70-25 olmuş, tamam. 16 cevabı. Şimdi sen bana sorun cevap verdin, bekliyorsun. Tamam. Ben de sordum ki size, ne zaman geldi? Orada 102 yıl konuklarını gösterdi. Belediye konu 5 dairemiz var. Emlak istimlerde önümüzdeki meclise onun artık kat mülkiyeti yaşayabilir. Burada satışa hazırlandı. 5 dairemde 5'er milyonda 25 lira. Ben de 25 istiyorum. Bakın nasıl? Gelir varmış mı? Artı bu ayın 28'inde geçen dönemde el sunulmayan Saraçoğlu konutlarının temel atlatıyor. Oradaki şartnameyi ben söylemem doğru olmaz. Oradan da yeni gelir bekliyoruz. O da benim kasama girecek. Ben gidiyorum, bay bay. Gülüşen'in siteye gelip Işık köyünde 1 megawattlık inşallah o da bu ay sonunda ruhsatı da bitiyor. O da gelecek köyünde. Yine 234 dekalı Çobanlar köyünde güneş tarlası yapımı için gerekli izinlerin alınması da yani yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor. Her gün, her hafta bir kurumdan da bu konuda görüşler diye orası çıkıyor. Bunların hepsi öyle bir şey belediyesinde ayağa yere basan gelirler elde edilmek için. Bu gelirler de kimsenin cebine girmeyecek. Yine öyle bir şey belediye ailesinin bütçesine dahil olacak. Oradan duracak. Bu 25 milyon bence sıcak bir para. Hemen satışı olabilecek. Müteahhit etmek istiyor. Ama ne dedi? Kafasının dışında bir haftaya kadar bitirmiş. Ondan sonra Mehmet Bey gereken işlemleri yapacak. Hem müteahhitin satabilmesi, hem bizim satabilmesi yolu başlayacak. Bugüne kadar niye söyledik? Kardeşim var ki. İşte o zaman kadar dediğimiz betonarmayı yapılacak hiç. Daha önce olma şansı var mı? Daha önce Aralık'ta olsaydı ben satardım. Peki siz geçtiğimiz yıl içinde 30 milyon krediye onay vermediniz mi? Hayır, hayır. Yani, nasıl vermişsin? 15-15 gün mü? Biz itiraz ettik başkanım. Nasıl? Biz itiraz etmiştik. Ya itiraz ettik ama biz de öyle bir şey almadık. O çok pahalı. O çok pahalı. O bir yapmadık başkanım. Ben ondan da vermedim başkanım. Ben ondan da vermedim. Yoktu. Hayır vermedim dersen de o yok olmayı. Neyse sürdürelim. Yani burada dışarı cevap oldu. Yani orada söylediğimizin karşılığında biz geleceği olarak yatırım yaptık. 100. yıl. Geleceğin Cumhuriyeti'ne yatırım dedik. O yatırımı ödemiş bir insanla ilk kez böyle bir yatırım yapılmış. Özellikle yani uzun bir dönem ekonomik bir gelir yok öyle bir şey yaşamadınız. Ama biz nasıl bekliyoruz hiç olmasın. Bu arada sıkıntı çekeriz bir gelecek arkadaşlar gibilerden. Böyle bir dönem kurtarıyoruz. Yani değişen bir şey. Kurtar. Bizler ne kadar ilgilendir artık? Sen onu bile izlememişsin. İzledim başkanım. İzledim ama sorun sorduk cevabını aldınız. Aynen. Ben de göstermişim bak. Ben göstermişim onun için sordum. Yani gözümden kaçtığımda dikkat edin. Sorun ne sorun musun? Sordum. Hatalı bir şey kullanmamak için.
40 milyon lira diyorsun, o 40 milyon zaten ödemeler yapılır. 40 milyon evet diyorsun da bu anlamda var. Ama herkes biliyor ki yani Abdülkadir Bey de komisyon tanışıyor, Mahmut Bey de komisyon tanışıyor. Bu insanlarla biz tahkime gitmişiz. Orada işte yine siz söylediniz. Bir bütün halinde değerlendirmek gerekir. Evet, bizim burada harcamamız olursa o bütünün için gelir için de biz de onu mücadele çıkıyoruz. 5 yılımız bitip de hala o mücadele tamamlanmadı. Hala devam edecek herhalde arkadaşlar. Hem büyük şehirde hem de müdahale firma. Yolu olan varsa da söylesin. Yani onu bilelim ki biz de niye ödeyelim? Vatandaşta 3-4 milyon alacağımız var. Vatandaş niye borçlarsın? Ama ben ödeyemiyorum. O para da ödemiş ailesinde alacak. Öyle bir şey borç akışımız normal olsa burada da bir ihtiyaç olmaz. Pandemi döneminde bugünün değer millet yaklaşık 130 trilyon gibi sizin kaybınız var. Belediyorlar. 130 trilyon. Yine hiçbir zaman bize verilmemiş olan iş kurtarmış, çalışan işçi geçmiş dönemde aylık ortalama 133 işçi çalışmış. 133 işçinin maliyeti Fatih Bey çok iyi bilir değil mi? İşletmeci olarak. Sigortasıyla, vergisiyle beraber 25-26 trilyon yaklaşık. Çarpar bir yüzde 133'le biz 150 işçi bakanlıkta 150 arkadaş öyle bir işçi çalıştık. Bir tane görünmedi. Onu da çarpardık. 5 yılda bir çarpı bakan ben çıkıyor. 130-140. Bizim borcumuzu söylüyoruz. İşte bunları sanmıyorum. Sıfır çıkarsınız. Pandemiyle ve verilmeyen iş kur. Çalışan işçilerin hesabını yaptığında sıfır çıkarsınız. Yani bunu böyle bakmış. Bunu da var ya, bunu geç. Evet, bu durumda arkadaşlar istenilen öneri olarak 25 milyon Mehmet Bey dedi. Sizler de bunun uygulu olmayacağını söylediniz. Başkanım, yani bir şey söylemek istiyorum. Şimdi son sırada nereden beşlik açıklama yapıyoruz? Ses boğuluyor. Belediyeler bir ticaret hali değil. Sonuçta vergilerden aldığı payla sosyal hizmet üreten kurumlar. Biz buradan vergiden aldığımız paylarla hem bütçemizde hem de bir şey hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha önce yedek akçı olarak size bu meclis iki kez 2022'nin 7. ayında 2023'ün 16. ayında 15 milyon olmak üzere iki kere size yedek akçı olarak kredi kullanmaya gelmişti herhalde. Gerçekten siz bu krediyi kullanmadınız. Onun 1 lirasını bile harcayıp değerli bir şeye katmadınız. Bunu biliyoruz. Onun için özellikle o an için teşekkür ederiz. Tabii belediyenin şu andaki yıllık bütçesinin 900 milyonu geçtiğini düşündüğünüz zaman bir aylık bütçemiz yaklaşık 80 milyon civarında, önümüzde kalan 2 ay için 160 milyon civarında bir bütçeyi yöneteceğiniz görünüyor. Tabii bu arada iddiamız şudur ki yani konuştuklarımızdan da anladığımız kadarıyla bu 25 milyon lira yine sizde yedek akçı olarak sizde kalacak. İhtiyaç duyduğunuz kadarını harcayacağımız konusunda diye bir görüşmelerimizde bu bilgiyi verdiniz. İnşallah 25 milyonun çok fazla büyük bir miktarına ihtiyaç duymayız. Bir kısmıyla bu işi çözeriz diyorum. Tabii bu arada 15 gün içerisinde mazota güçlü bir zam geldiğini asgari ücretteki artışı. Belki ben yanlış biliyorlar. 3 küsür bir artış. Mesela doğru. Hatta asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışı da dikkate alınca doğal olarak aynı oranda vergilerden aldığımız payın şu anda bize bu oranda karşılamayacağını düşünerek bu yetkinin size verilmesi konusunda yaklaşım yönlendirerek bunun oylanmasını talep ediyoruz. Evet. Bunun yeterince tartışıldığını düşünüyorum ve gündemin 13. maddesine dayanarak önerici olarak size sunduğumuzda 1 lira kadar ödemesin, seçenekler de geri ödemesiz. 5 yıl vardı ve 70 milyon lira. Bizim önerimiz. Ama bankaların hiçbirini bunu karşılama durumu söz konusu değil. Bir konuyla şöyle bir anımsatmak isterim size. Mesela geldiğimizde hemen Haziran'a indim. Yine işçi alacaklarını ödemek için 10 milyon lira oy düzeyiyle kredi aldık. Hemen. Ve hemen işçi alacaklarını ödedik.
O da benden kalmamıştı. Ben de bir önceden, hatta daha da öncesinden kalanları bir söyledim. Zaten gelenler, yeni gelenin almasında bir sıkıntı yok. Gidenin almasında problem var. Onu tartışıyoruz. Yani tartıştıkta bir şey yok. Böyle bakın, biraz önce yine Afrika dışarı söyledim ya. Ne olduğunu söylerseniz? Geçen de ben kesinti olmamıştım. Kesinti olmamış demedim. Aynı oranda. Hayır, Ocak ayında kesinti olmuş, sonra düşmüş. Hangi ayda? Ocak. Şubat'ta 9, Şubat, Mart'ta 8, Nisan doğum. Evet. Niçin? Düşünür müsün? Düşünmedim. Demin söyledi onu, deprem dedi. Hiç olmuş ya söylendi. Hiç. 8-9 an yine kesildi. O da bizim binler markası borçlarımız peşin. Bak hiç olmayacak dedi. Bunu devlet söylüyor. O da deprem nedeniydi. Depremle burada yapmadığınızı gittik kardeşlerimiz orada ve içinde, yas içinde, enkaz altında. Yani özellikle ben işte büyük bir kısmı oradaydı. Sağlık işlerinin hemen neredeyse hepsi orada. Akad ekibine destek için yine 15 kişi ekibimiz samandı. Yani o harcamalar hiç bunları böyle değil. Yani her şey durdu. Yalnız biz mi? Ödemiş var. Yani 53 kamera neyse İzmir ilçelerinde en büyük deprem bölgesine yardım yapmak gururu böyle bir şey. Böyle bir şey ailesi yaptı. Yani düşünün o tırların ki bazıları da artık hayal et ben hiçbir şey istiyorum. Mazotu da ben koyarım. Temizlikli yapayım, araştırıyorum. Mazot koyacak, paramet koyarım, tamam et koyarım. Bunlar bir dayanışmaydı. Abi, o kesintiler de deprem nedeniyle o şekilde, o oranda. Yani, ayrı bir yani bu yola bağlı gibi kolay değil, evet. Şimdi başkanım sizin söyleyeceğiniz ama ben de küçük bir söyleyeyim. Şunu tamam değil mi ama söz? Sözümü tamam ama madde geçiyor ya, ben de küçük bir söyleyeyim. Hayır. Yapacağız. Ya kaç kişiye söz verdim, 13-14 söz verdim. Burada 5 yıl vadedeyim, bize sonuna bize ulaştık. Yine olur mu? Bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar bir de belki daha iyi bir teklif varsa onu alması gerekir. 70 bin değil, 25 bin. 5 yıla kadar diyelim. 5 yıla kadar bu kadarın içinde 48 ay olur, 36 ay olur. Belki daha kuşlular uygun olur da bağışlar seçilir. Ve bunu oylamada geçirdiği düşünüyorum son sözüme salayım oylamaya geçeyim. Söylediklerine de istinaden bir şey söylemeyi isteyeyim. Duydum o yüzden. Tamam mı? Şarış. Bir tanesi daha önce de gündeme geldi. Bir pandemi yaşadık. Evet. Pandemi sürecinde almadığınız kiralardan, mevcalarından bahsettiniz. Bu olsaydı şu an borcunuz olmazdı. Toplarsan ya bir kısmı, yüz küsur. Şimdi biz iki sene pandemi yaşadıktan sonra iki sene de pandemisiz bir dönem yaşadık. O gelirler gelmeye devam etti ama hiç herhangi bir azalma olmadı. Ama onlara almadık kardeşim sen de. O dönemi almadık. Tamam bir azalma olmadı. Birine işçi çıkarmadık. Senin bütün sosyal testleri kapandı. Orada bir lira çay parası gelirin olmadı. O kişiyi bu kez ne yaptık? Sıcak yemek yaptık veya park başlı veya... Bahsettiğiniz gibi senin olmuş olsaydı şu an azalıyor olurdu. Hayır, her şeylerin müşteri evinde kronik rahatsızlık. Evet, çok zor günlerdi. Bunlar abi. Yani tekrar evet, bir şey yaşıyorum arkadaşlar. Bir şey daha söylüyorum. Yeter artık. Şimdi bu oylamada biz hayır oyu kullanacağımız görüşünü belirttik ama en azından oylama yaparken İller Bankası veya bir yıl geri ödemesi şartını değerlendirilip oylama yaparsak... İller Bankası stres değil mi? İller Bankası stres değil mi? Kredi olayı o çıkarttı. İller Bankası stres değil mi? İller Bankası vermiyor. Yani bu kadar sen kullanabilirsin. Sen bir şey. İller Bankası vermiyor. Yanlışsınız öyle oluyor. İller Bankası hesabını veriyor. İller Bankası stres değil mi? Evet arkadaşlar. Size bu şekilde sunulmuştum. 70 milyon, 1 yıla kadar ödemişsiniz. 5 yıla kadar var. Burada ödemişsiniz olur mu bilmiyorum. Mümkünse olursa çok da güzel olur. Gelen başkan arkadaşımız da çok da rahat eder. 5 yıla kadar diyelim 48 mi olur, 36 mı olur, onu da bilmiyorum. Pazarlık ve faiz konusunda daha bir esneklik olursa faiz de bir gerçekten. NASA uygun değil, ne yapalım yani 60. Üsumlara çıktı enflasyon. Bu ökuleşik faizleri aldığı zaman da 60'ın üzerinde dolaşıldı. Bu faizin işte bir başka alanda evde aldı, araba aldı, ömürcük. Dolaşıyla doğru mu söylüyoruz? Bir yıla kadar mümkünse ödemişiz. 5 yıla kadar vade
ve 25 milyonların kredi alınmak için belediye başkanına ve her şeyi yetki verirse oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 13. maddesi. İlçemiz Birgi Mahallesi'nde içkin yer bölgesi belirlenmesine dair Darlatan Müdürlüğü'nün 5 Şubat 2024 tarih 85.800'lik bu konuda Darlatan Müdürlüğü'nün de işlemiş olduğu bir içlik var. Bu konuda sözü almak isteyen kardeşlerimiz. Başkanım, Mimar Hukuk Komisyonu'na havalesi oynasın. Tekrar eder misin? Mimar Hukuk Komisyonu'na havalesi oynasın. Evet. Başka? Hürmetli başkanım, İmamoğlu komisyonunda havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Gündemin 14. maddesi. Belediyeye bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri mal kartı ülke ve standartlarına dair metodik çerçevesinde hazırlanan memur dolukları değişik içeriklerinin görüşmesine dair İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün 29 Ocak 2024 tarih 85.528 sayılı evet. Bu konuda yine arkadaşlar insan kaynakları müdürümüz sunmuş oldu. Zaten tam kadro yapmış. İlgili olarak derecesi teknik yardım çekiş. Bu teknik yardım. Bu ve bütçe yapmıştık. İçinde bir ortamımız var. Birer hani derece memur derecesi tabii. Böyle bir şey. Oyları da sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy günüyle kabul edilmiştir. Günün 15. Belediyete bağlı kuruluşları ile mahallelerde birlikleri norm kadro etki ve standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde hazırlanan memur boş kadro değişiklik çetkeliği görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31 Ocak 2024 tarih 85.766 sayılı yazısı. Arkadaşlar burada da memur derecesi 5. Okuyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çünkü oradan ben burada okuyorum. Adet 8. Ama bu arkadaşların derecesini veri hazırlama ve kontrol işlemcisi olarak derece 5 memuriyeti aşağı doğru düşerken değerlendiriyor. Ve aynı 8 adet artışın 5. derecede, 3. derecede yararlanabilmesi için sunulmuş bir kadro. Onu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Bu konuda gündemin 16. maddesi. Sizde yok arkadaşlar. Burada da biraz önce sözünü ettiğimiz gibi çaylı tepe restoran diye anılmıştır. Belde olduğu dönemde orada bir kamu idare projesi olarak böyle bir tesis veya tepe gördüğünüz gibi kırmızı bir alanı. Ama orada tepede onur alınarak ve projelerin üzerine rol ve tesis var. Biz daha önce buraya olumlu yanıt veremiyoruz. Ama Çaylı Belediyesi'nin arşivlerinde yapmış olduğumuz inceleme sonucunda orayla ilgili olarak bir projenin olduğunu ortaya çıkardık. O proje ortaya çıktıktan sonra bu kez yalnız tesis ve yolla ilgili olarak MERA kiralama anlamıyla işin aldık. Bunun da o gelip kamu yatırımı olduğunda gösterilerek kabul edilmesi gerekiyor ki ondan sonra biz gerekli işlemlerimizi bu şekilde rahatlıkla yapabiliriz ve burada Çevre Şehir İmar Müdürlüğümüzün yazısında bu doğrultuda var olan oradaki hak kaybını da önleyelim. Mahmut Başkan dönemimizde 2017'de bu yönde bir belediye istekte bulunmuş ama yanılmıyorsam o günün boşuna 350 bin lira aldı. Yani 2017'de, şimdi yılın 6-7 yıl sonra şimdi trilyonlar olacak ot bedeli. Çünkü orada yine ot bedeli ödemeden orası yine bazı yetkinlikler var. Şimdi biz sadece tesisin olduğu ve ona bağlantı yapan yolun bir kamu yatırımı olduğunu belgelendirmek üzere bulduk. Daha sonra tabii ki yine Tarım Orman Müdürlüğü'nde vererek sadece onun finansal ödemesini planlıyoruz ki o işletmeci sahibi bu konuda mağduriyet yaşamasın. Hemşehrimizin sorununu da böyle çözelim. Yine
İmar Müdürlüğü'nün arşiv çalışmalarında bu belgeyi ortaya çıkaran arkadaşımızın da çabası ve sabrı içinde yine çok teşekkür ediyorum. Evet. Oylarınızı sunuyorum. Buranın bir kamu yatırımı olduğuna dair bir belge ortada. Bu kabul yönünde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy veriyor. Günümün 17. maddesi. Ödemiş Lüpek köyü 1.500 ile 1.000 lira çıktı. Koruma anlaştığında durumunda. Grubu çok güzel gördüğü tarafını hazır süresi içinde yaparak itirazını incelemeye dair imar komisyonunun 05.02.2024 tarihli sayılı kararı. Bu konuda da komisyonun kararını okuyoruz, oyluyoruz. Evet, komisyon kararı. Hepsi mi? Lüpek koruma amaçlı imar planlarının alınan konu görüşlerine göre İzmir Vadisi İltiharı ve Orman Müdürlüğü'nün 2 Temmuz 2021 tarih 18.396 sayılı yazısında 1989 tarihinden önce yapılaşmaya açılmış alanlar ile köy yerleşik alanının dışında kalan tarımsal nitelik arazilerin tarımsal niteliğin aynen korunması kaydıyla kayda bedelen alanda koruma amaçlı imar planının yapılmasında sakınca bulunmamaktadır ifadesi belirtildiği kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan müddeti 1.5 kilo ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı'nda söz konusu taşımazların zeytinlik alanı olduğu Lüpek 1.1500 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında zeytinlik alan içerisinde yer aldığı görülmüştür. Çengelde Mahallesi Lüpek Mevkii 2019'da da 15-17 parsel numaralı taşımazların maliki Duygu Çok Gezer Görgülü tarafından yapılan itirazın İzmir Valisi İltiharı ve Orman Müdürlüğü'nün 2 Temmuz 2021 tarih 18.396 sayılı yazısı ve mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen planlar arasında kademeli birliktelik ilkesine istinaden resmine oy birliğiyle kararın onayı için belediye meclisine sunulmasına karar verildi. Evet arkadaşlar 17 ve 15 nolu alanlar kullanımız yetimde kalan arkadaşlarımız düşünler var. Çıkarma şansı çok var ama böyle bir şey mümkün olmadığı yönde ve konuda ciddi yönde bir karar almışlar. Ezbret yok. Onun dışındaki arkadaşlar oy birliği aldı kararı. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar toplantıya katılmayan 3 arkadaşımız var. Kenan Çaya, Necim Uçak, Yediz Demir. Bu arkadaşların mazeretlerini kabul oylar da sunuyor. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sistemin 19. maddesinde dilek ve temelinde bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. 1-3. Evet. Umut Bey. Ben sizi buraya alayım. Dilek ve temelinde vermek istiyorum. Arkadaşlar ben izninizle rica ediyorum. Hayırlı bir iş için katılmam gerekiyor. Hepinize katılımınız için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir temeller bölümünde söz almak isteyen arkadaşınız var. Çok güzel. Senden bir dileğim yok. Nasıl? Kendinden bir dileğim yok. Yok. Dileğim yok. Dileğim Partisi Özdemir İlçe Başkanlığı olarak bir özlem şartımızdır. Bir açıdan bizim tebrik ya da kaybederek bununla birlikte yarın 6 Şubat Astım Felaketi'nin yıl dönümü olması münasebetiyle 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Son olarak da Özdemir Spor'un şampiyonluğunu tebrik ediyoruz. İnşallah bugün sporu daha üst liglerde görmeyi temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.
mekanları çağırıyor. Ve bir yıl önce kaybettiğimiz 11 ilde büyük bir felaket yaşadık. Oradaki bütün vatandaşlarımıza vefat eden Allah'tan rahmet ailelerine sabır riyaz ediyorum. İnşallah böyle bir daha deprem felaketleri yaşamayız Türkiye'mizde. Herkes bu bir şekilde 2024'de devam eder. Tek devletimiz bu. Teşekkür ederim. Aynı dilekte temellerimizle hazırlıyoruz. Hayırlı akşamlar tekrar. Vefat eden Ödemişli'ye yanarak gencimize Allah'a rahmet diliyoruz. Osmaniye CHP'li başkanı Allah'a rahmet diliyoruz. Maalesef elin bir kazada iki şehit verdik. Şehitlerimize ve 6 Şubat'ta depremde vefat eden deprem şehitlerimize hepsine Allah'a rahmet diliyoruz. Umarız ki tekrar böyle acılar milletimiz yaşamaz. Ödemiş sporumuzu bizi tebrik ediyoruz. İnşallah playofflarda başarılı Bal Ligi'nde mücadele etme şansı yakalarız. Ve bu ay içerisinde Müyaç kandilimiz ve Berat kandilimiz var. Tekrar bütün İslam aleminin kandillerini kutluyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.